Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, şaz hadisi anlatmıştık önceki dersimizde. Şaz hadis, fika bir ravi, kendisinden ercah olan bir raviye ya adet bakımından, ya adalet bakımından, ya da dabt bakımından muhalefet etmesine, işte o tarz hadislere şaz hadis diyoruz. İşte misalül adedi, yani adet bakımından sika bir ravi, işte adet bakımından mesela ercah, kendisinden ercah olana muhalefet etmesi konusuna geldik. Buna örnek. Yani bir sika ravi var. Ondan sonra bu sika ravi adet bakımından, yani sayı bakımından kendisinden ercah olana muhalefet etmesi. Buna örnek. İşte rava cemaatun, mesela bir cemaat rivayet yapıyor. An şeyhim, kendi şeyhlerinden, hadis hocalarından rivayet ediyorlar. Hadisen, bu hadisen mef'ulu bihidir rava için. Bir hadisi rivayet ediyorlar. Bir cemaat ne yapıyor? Kendi hadis hocalarından bir hadisi rivayet ediyorlar. Sümme daha sonra İnferada ahaduhum, ahaduhumin o cemaatten bir kişi inferada ayrılıyor. Yani o gruptan ayrılıyor. Bir rivayetin, öyle bir rivayetle ki, o rivayet ki tuhalifu el cemaate. O cemaatin yaptığı rivayete muhalif bir rivayet ile bu kişi onlardan ayrılıyor. O bir de ve huve, bu ayrılan kişi de fikatun. Bu da sikadır, bu da güvenilir bir ravidir. İşte bu tarz hadisler, işte şaz diyoruz. Bu kişinin yaptığı, bu sika kişinin rivayet ettiği o hadise şaz hadis diyoruz. O cemaatin hadisine ise ona da mahfuz hadis diyoruz. Fenakulu, ve biz diyoruz ki inne hâzihir rivayete, bu rivayet, yani bu tek kişinin, bu sika olan tek kişinin yaptığı bu rivayet şazzetun, bu şaz bir rivayettir. Evet, bu şazzetun, bu şaz bir rivayettir. Niye bu rivayet şazdır? Li'ennehu, çünkü o kişi hani cemaatten ayrılan o sika olan o ravi halefe, ne yapmış? Muhalif olmuş. Men, öyle bir kişiye ki huve, o kişi ercahu, daha çok tercih ediliyor minhu, o kişiden, yani kendisinden daha ercah olana muhalif olduğundan dolayı. Peki hangi günden kendisinden ercahtır? Bi'i'tibaril adedi. Adet bakımından kendisinden ercahtır, yani sayı bakımından. Çünkü bu bir tane sika ravidir ama onun karşısında burada ne var? Birçok ravi var yani. Birçok ravi, sika ravi var. O yüzden adet bakımından, sayı itibariyle kendisinden ercah olana muhalif olduğundan dolayı bu bir kişi olan o sika ravinin rivayeti ona şaz diyoruz. O rivayet şaz bir rivayettir. Evet. Bu adet bakımından buna örnek diyeyim. Ve misalul ercahi, bu sefer sika bir ravi bir rivayet yapıyor ama o rivayeti kendisinden adalet veyahut da hifz bakımından ercah olana muhalif bir rivayet yapıyor. Buna örnek, misalü ercahi adaleten ev hifzan. Hifz dabt aynı şey. Bunun misali malumun, yani malumun inde ehlil hadis, yani bu hadis ilmiyle uğraşan bu muhaddisen yanında bu malumdur yani. Diyelim ki bir ravi kendisinden ercah olan, hem adalet hem de hifz yönünden kendisinden ercah olana muhalif olması, işte bu biliniyor zaten, bu bellidir. Nekulu, biz diyoruz ki el evvelu, birincisi huve racihu, birincisi racihtir, yani o hani ercah olan o racihtir. Ve sen ikincisi ki hani o ercaha muhalif olan o kişi, onun o ise huve şazu, o ise şazdır diyoruz. İşte bu şaz hadis ve huvel hadisul mercuhu,
el hadisul mercuh. Orada elfem ekliyoruz. Elfem yok, biz eklemişiz. Ve huve el hadisul mercuh. Şaz hadis mercuh hadistir. Mercuh yani bastırılan, racih ise ağır basan anlamında. Evet. Birincisi racih, o şaz olan ise mercuh oluyor. Yani ağır basılan anlamına geliyor. Tercihimiz hangisidir? Tabii ki de racih olandır yani. Ve nusemmi, isimlendiriyoruz. El hadisellezi, o hadis ki yukabilü şazze. Şaz hadisin mukabili olan hadisi bil mahfuzi, onu mahfuz hadis olarak isimlendiriyoruz. Ve misaluhu, bunun örneği ise hani adalet ve hifz yönden kendisinden ercah olana muhalif olmasına, buna örnek hadisu vudu'in nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamın işte abdestiyle alakalı olan o hadis bu konuya örnektir. Ennehu, peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam tevadda'a, abdest aldı, fe ahaza, ve aldı lirasi, başı için ma'en, başı için de su aldı, hani başını meshetmek için su aldı. Ama o su gayre fadli yedeyhi, ellerini hani o kollarını o yıkamadan o fazla olan suyun dışında, hani kollarını yıkıyor sonra başını meshediyor ya, kollarını yıkarken o kollarının fazlasından kalan su değil, onun dışında. Yani demek ki yeni bir su alıyor, başını meshetmek için yeni bir su alıyor. Ey lemme erade, peygamber efendim erade kastettiğinde en yemseha ra'sehu, başını meshetmek istediği vakit ahaza ma'en, su aldı, o femesahu, femesaha meshetti hu, o başını meshetti, evet başını meshetti, bima'in, su ile başını meshetti. Ama o su ki gayri, evet gayri, bu sıfat maya, gayri fadli yedeyhi, yani o el kollarını yıkadıktan sonra of arta kalan o fazla suyun dışında bir su ile başını meshetti yani. Yani yeni bir su, kollarını yıkadı, o kollarını yıkadıktan sonra tekrar yeni bir su ile başını ne yaptı? Meshetti efendimiz aleyhissalatu vesselam. İşte bu hadis var. Hakeza aynı bu şekilde cafi sahih Müslim. Sahih Müslim'de bu şekilde gelmiş. Ama ve fi rivayet İbn Mace, İbn Mace'nin rivayetinde ise o T yoktur. Burada T yazmış yok. İbn Mace'nin rivayetinde ise şöyle geçiyor. Aynı konuyla alakalı hadis şöyle geçiyor. Diyor ennehu, peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam mesaha uzuneyhi, bak kulaklarını meshetmiş. Evet, kulaklarını meshetmiş. Bima'in, su ile, ama o su ki gayri fadli rasi, başını meshetmeden arta kalan su dışında bir may, bir su ile kulaklarını meshetti. Yani demek ki başını meshetti, arta kalan su ile değil de yeni bir su ile de kulaklarını yıkadı, kulaklarını meshetti peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam. Burada diyor başını meshetmeden arta kalan su ile değil, yeni bir su ile kulaklarını meshetti. Burada ise kollarını yıkamaktan arta kalan su ile değil, yeni bir su ile başını meshetti. Bak burada başını meshetti, burada kulaklarını. İşte böyle farklılık var mesela. Bu rivayet İbn-i Mace'de geçiyor. Öbür rivayet ise Sahih Müslim'de geçiyor. Peki Sahih Müslim mi racihtir, yoksa İbn-i Mace mi racihtir? Hangisi racihtir? Tabii ki de Sahih Müslim racihtir. İbn-i Mace'nin o rivayeti o mercuhtur yani. Gördüğünüz gibi فَاخْتَلَفَتِ الرِّوَيَتَانِ, İki rivayet birbirinden farklı oldu. O zaman فَرِوَيَةُ مُسْلِمِنْ, İmam Müslim'in rivayeti şudur. اَنَّهُ, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam اَخَذَ, aldı, مَاَنْ, su aldı, cediden yeni bir su aldı, لِمَسْحِ الرَّأْسِ, başını meshetmek için yeni bir su aldı. Bakın, başını meshetmek için yeni bir su aldı. Bu Sahih Müslim'in rivayeti. Gayre ma'il yedeyn, o kollarını yıkamaktan arta kalan su dışında yeni bir suyla başını meshetmek için yeni bir suyla başını meshetti. Bu böyle.
Bu İmam Müslim'in rivayeti buydu. Ama ve saniyetu, ikincisi ise yani ve rivayetü saniyetu, İkinci rivayet ki İbn-i Mace'de geçen rivayet idi. O nedir? Orada da şöyledir. Ennehu Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ahaza su aldı. Ahaza ma'en su aldı ama ma'en celiden yeni bir su aldı. Limeshil uzuneyn kulaklarını meshetmek için yeni bir su aldı. O gayra ma'i meshir re'si. O başını meshetme suyu dışında yeni bir su aldı. Hani kulaklarını meshetmek için. İşte hadis bu şekilde iki farklı rivayet. Bu konu hakkında Kale İbn-i Hacer'in İbn-i Hacer Eskalani Rahimahullah şöyle buyurdu. Fi Bulugul Meram adlı kitabında. Anil evveli birincisi hakkında. O birincisi ki hani İmam Müslim'in rivayetidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şey yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başını meshetmek için o yeni bir su alıyor. O birinci rivayet hakkında demiş innehu el mahfuzu, o mahfuz hadistir. O nasıl İbn-i Mace'nin de şaz hadis olmuş oluyor. Yani enne şunu kastediyor, yani İbn-i Hacer Eskalani rahimahullah şunu kastediyor. Enne rivayete Müslim'in, İmam Müslim'in rivayeti hiyel mahfuzatu, onun rivayeti mahfuzdur. O ve rivayete İbn-i Mace'in İbn-i Mace'in ve rivayete İbn-i Mace'in, İbn-i Mace'in rivayeti ise tekunu şazzeten, onun rivayeti de şaz olmuş oluyor. Evet. Bu dersimiz de buraya kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne ve fesattan, fısku fücurdan, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesine ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.